Sıcak gündem Sarı Kırmızılı takımda bugün başkan adaylarının listelerini teslim etmeleri için son gün saat 18'e kadar başkan adaylarının listelerini teslim etmeleri bekleniyor. Tabii ki yeni yeni haberler de geliyor. Biliyoruz daha önceden çıkan başkan adaylarını, ancak bugün gelen son bilgi Yiğit Şardan'ın başkan adayı olduğu ve listesinde de Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı şeklinde. Tabii ki adayların dediğimiz gibi listelerini teslim etme anlarını da takip ediyor olacağız ve bunları da sizlere aktaracağız gün boyunca diyelim. Ve şimdi hemen yorumcularımızdan konuyla ilgili ilk değerlendirmelerini rica edeceğim. Kemal Belgen'e öncelikle size dönmek istiyorum. Çok adaylı bir seçime doğru gidiyor Galatasaray ve aslında saatler geçtikçe yeni adaylar da geliyor gündeme. Şimdi bu nasıl etkileyecek takımı? Son anda bir birleşme mesela bekler misiniz? Şöyle bir ilk değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi bir kere hemen şunu söyleyeyim. Galatasaray 1905 yılında kurulmuş. Lise kökenli, bildiğimiz Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi'nde kurulmuş bir kulübümüz. O günden bugüne çok değerli, çok önemli ve hemen hemen dünyada benzeri pek olmayan bir yapıya sahip olmuş Galatasaray Kulübü. Ve o yapı, şimdi isim söylemeyeyim, yanlış söylemiş de olabilirim, bir yere kadar aynı şekilde, aynı büyüklüğüyle, aynı zenginliğiyle yaşayıp gelmişti. Ama son birkaç yılda, yine sene vermeyeyim, belki 8 sene, belki 10 sene, neyse yani, bir arızaya uğramaya başladı. Yapıda bir takım depremler meydana gelmeye başladı. Şimdi buradan hareketle Galatasaray'da bu 19 Haziran değil mi? 19 Haziran'da mı kongre? Ne zaman? Evet, 19 Haziran'da. 19 Haziran'da yapılacak kongreye senin söylediğine göre 5. başkan adayı bu galiba Yiğit Şardan. 4. mü 5. Hayır, mi? Altı. 6. 6. 6. maşallah. Şimdi eğer Galatasaray bir kongre yapıyor ise böyle yaşanmış bir sezondan sonra, özellikle iç kavgaların ayyuka çıktığı bir sezondan sonra böyle bir kongre organize ederken 6 tane başkan adayı çıkıyorsa, bu benim lafımın başında bahsettiğim Galatasaray'dır. Helal olsun. Demek ki Galatasaray Kulübü mensuplarıyla birlikte, üyeleriyle birlikte şu anda tarihini yaşamaya devam etmek. Ne demek 6 tane başkan adayı Murat? Ha, biri kazanacak. Belki ikisi birleşecek. Üçü birleşecek, bilmiyorum. Ama 6 tane böyle bir ortamda, böyle bir durumda 6 tane başkan adayı çıkarmak, valla ben bu 54. seneye giriyorum meslekte, ne duydum ne de bana anlattılar herhangi bir kulüpte. Türkiye'yi falan bırak da yurt dışında da böyle bir duyumum olmadı, yurt dışından da. Helal olsun diyorum. Kim kazanırsa da hayırlı olsun diyorum. Yeter ki kim kazanırsa veya kimler birleşip kazanırlarsa bu tarihi yapıya zenginlik kazandıran girişimlerini kazandıktan sonra da devam ettirsinler. Teknik direktör meselesi. Ona karışmam. Ki onu da konuşacağız. O yönetim kurulunun başkanla birlikte yapacağı toplantıda alacağı bir kararın sonucu belli olur. Fatih mi olur? Bilmiyorum. Hasan mı olur? Hüseyin mi olur? Onu da bilmiyorum. Ama ben şu ortamda Galatasaray'da 6 tane kişinin başkanlığa aday koymasını izin verirseniz alkışlayacağım. Helal olsun. Peki, detaylara gireceğiz birazdan. Murat Özbostan, sizden de ilk değerlendirmenizi isteyeyim. Evet, yani Kemal abinin de bahsettiği gibi çok ender görülen bir durum var. Yani bu kadar çok adayın olması. Tabii ilerleyen saatlerde belki çekilme olabilir, belki bir kişi çekilme olabilir, belki bir kişi diğer kişinin lehine onunla beraber hareket edebilir. Bunlar da Galatasaray'da konuşulan iddialar, söylentiler, dedikodular diyelim. Ama bakıldığı zaman Yiğit Şardan'ın başkanlığında işte Abdurrahim Albayrak'ın ikinci başkanlığı, arkasından şu anki yönetimden Kaan, Kançal'ın olması, işte çok aslında eleştirilen bir durumu da var bunun. Yani adayları biraz böyle tek tek de bakarsak, analiz edersek
herhalde bir kere 1200-1300 oyu alan, eğer bu şartlarda bir seçim olursa, 6 adaylı bir seçim olursa, yani 1100-1200 oyu alan kişi muhtemelen Galatasaray Başkanı olacak. Ama ben 6 aday açıkçası yani 4'e falan düşeceğini tahmin ediyorum. Yani bazı kişilerin Işın Çelebi'nin çekilebileceği söyleniyor. Yiğit Şardan lehine böyle bir iddialar var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi Eşref Hamamcıoğlu sanki birleşmeye biraz daha sıcak yaklaşmıştı. Bu 2 gün önce, 3 gün önce bir eski başkanların işte Ünal Aysal, Dursun Bey, sonra başka isimler de vardı. Onları İzzettin Doğan, Adnan Öztürk, İnan Kıraç, İrfan Aktar, Ahmet Özdoğan, Doğan Hasol, Refik Arkan bir toplantı yapıp yani bir çatı adayı gündeme getirmişler ama özellikle de Burak Elmas'la işte Eşref Bey'in birleşmesini istemişler ama Burak Bey kabul etmemiş. Yani biz kendimiz hazırlığımızı uzun zamandır yapıyoruz ve seçime bu şekilde gireceğiz demiş. Yani şu anda tabii bu seçimlerle ilgili şu favoridir bu favoridir demek pek olmuyor. Sürpriz sonuçlar çıkabiliyor ama bakıldığı zaman bütün Galatasaraylıların tabii en çok merak ettiği şey bir, kim seçilecek? İki, seçilen kişi Fatih Hoca ile devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani burada en çok bir virgül atalım merak edilen konu bu. Evet. Detaylıca konuşalım ama önce isterseniz bir net bilgiyi alalım. Serhan Türk'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Konuyu en yakından takip eden isimlerden biri. Serhan merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Ezgi, yayınlar dilerim. Kemal abiye selamlar, saygılar. Murat Özorsan'a saygılar. Çok teşekkürler. Şimdi sana hemen soralım. An itibariyle 6 aday var ve bugün listelerin teslim edilmesi için de son gün. Şimdi bir birleşme bekliyor musun, bir çekilme bekliyor musun? Önce bunları soracağım ve başka aday acaba çıkabilir mi? Neler söylersin? Evet, şu an için mevcut 19 Haziran gibi gözüken Galatasaray seçiminde 6 aday adaylığını açıklayacağını dile getirdi ve bu 6 adaydan Metin Öztürk ilk önce listesini verdi ve bu saatten sonra çekilme ya da birleşme olanağını sıfırladı. Diğer taraftan tabii ki dün Eşref Amcaoğlu da listesini verdi. Bugün 4 adayın listesini vermesini bekliyoruz. Sırasıyla saat 13'te Burak Elmas listesini verecek. 14'te Yiğit Şardan Bey ekibi listesini verecek. 15'te İbrahim Özdemir listesini verecek. Sadece kafamızda soru işareti Işın Bey'in ne yapacağı. Çünkü saat 12 gibi belli olacaktı seçime girip girmeyeceği. Girecekse ne zaman listesini vereceği belli olacaktı. Şu an için belirsiz olarak bunu görebiliriz. Bu saatten sonra birleşme olur mu? Bu saatten sonra birleşme olacağını düşünmüyorum. Galatasaray en az 5, en fazla da 6 adayla beraber seçime gidecekmiş gibi gözüküyor şu aşamada. Peki Serhan, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için, detaylar için. Kolay gelsin diyelim sana. İyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkürler.